Önce kendimize inanalım. Mersin'imize inanalım. Ülkemize inanalım. Umut edelim. 2022 yılı inanç ve umut yılı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Geçen yıl Mersin için sevgi ve iyileşme yılıydı. Bu sene ise umut ve inanç yılı. Mersin bu sene aynı zamanda bir umut heykeline kavuşacak. Sanatçı Ayla Turan çalışmalara Macit Özcan spor tesislerinde başladı. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun oldum, heykel bölümünden. 92'de girdim, 96'dan beri de kendi atölyemde İstanbul'da çalışıyorum. Yani bu arada tabii dünyada ve Türkiye'de çalışıyorum. İşte Amerika'dan Japonya'ya, Çin'e, Endonezya'ya her yere gittim. Hem gezmiş oluyorum hem de oralarda büyük boyutlu heykellerim oluyor. Yani çocukluğumdan beri herhalde var böyle bir şey. Hep herkesin oynadığı çamurlarla ben de oynuyordum ve ondan sonra birazcık daha tabii o sanatsal tarafı ağır bastı herhalde. Güzel sanatlara başlayıp ondan sonra da heykel bölümü seçip orada devam ettim. Hep çocuksu şeyler yapıyordum yani okul döneminden beri böyle şeylerle uğraşıyorum. Ama bu umut çocuğu artık herkes öyle adlandırdı ve benimle çok özdeşleşti bu da çocuk. Hep beyaz figürler yapıyorum. Farklı malzemelerden de yapıyorum. Bunu polyesterden yapıyorum. İşte mermer çalışıyorum. Ağaç ya da metal çalışıyorum. Farklı malzemelerden de olsa hep bu çocuk figürü oluştu. Umut Çocuk da aslında ilk gezi direnişiyle başladı. 2013'te ilk o dönemde Almanya'daydım ve bir şey yapmam gerekiyor. Herkes burada işte o direnişe destek oluyor falan. Ben de oradayım, bir şey yapmam lazım. Ne yapacağım diye düşünüp orada o umut ettiğimiz bir dönemde bu çıktı ortaya. Hep böyle dönemlerde çıkar aslında o sanat diye düşünüyorum. O da öyle başladı o seri. Ondan sonra devam etti. Birçok farklı varyasyonunu yaptım. Şimdi de tekrar Mersin için bir umut çocuğu yapıyorum. Umut sözcüğü çok pozitif değil her zaman bence. Çünkü olumsuz bir durum içinde doğan bir şey diye düşünüyorum. Hepimizin en çok ihtiyacı olan dönemdeyiz. Başka türlü de çıkışı yok. Umut etmemiz lazım ki böyle hem motivasyon için iyi olsun hem de iyi şeyler yapmak için. Böyle aydınlığa çıkmanın zamanı artık bence çok fazla karanlığa gömüldük. Hepimiz için böyle bir şey gerekiyor diye düşünüyorum. İnanmamız lazım umutlu olmaya. 5 parçadan oluşuyor. Hepsi farklı. İşte 2 kol, 2 bacak. Burada 5 tane blok var.
Bir aydır hazırlanıyor bunlar. Mermer ocağından seçildi, boyutlarını verdim. Ondan sonra bunlar kesildiler. Şimdi de bu 5 parçayı ayrı ayrı çalışıyoruz. Yardımcı arkadaşlar da bana yardım için geldiler. Kemal Tufan ve Macit Hagigi. O da İranlı heykeltıraş.